Herkese merhaba, ben Furkan. Bugün sizlerle beraber 2000 lira bütçeniz varsa hangi telefonu almanız gerekiyor sorusuna cevap vereceğiz. Şu an önümde Galaxy Ali ve Redmi Note 8 Pro var. Hangisini alalım? Gelin beraber karar verelim. Galaxy Ali uzun zamandır aslında hayatımızda olan ve birçok inceleme ve karşılaştırma konumuz olan bir telefon. Redmi Note 8 Pro da yakın zamanda hayatımıza girdi ve iddialı bir şekilde girdi. Galaxy Ali 2300 lira bandında şu anda satılıyor. Zaman zaman indirimlerle beraber 2150 liraya kadar düşüyor. Bu nadir de olsa düşüyor. Redmi Note 8 Pro'ya baktığımız zaman da 1979 liralık bir fiyat görüyorum şu anda. Genel olarak 1999 lira civarında gezecek gibi gözüküyor. Hatta bazı durumlarda radikal indirimlerle de karşılaşabiliriz. Tabii ki bir telefon için bütçe ayırmaya başladığımız zaman 2000 lira güzel bir bütçe. İnsanların genel olarak ayırabildiği bir bütçe. Bundan dolayı da kullanıcıların genel olarak bu sorunun cevabını aradığını fark ettim. Redmi Note 8 Pro mu almalıyım? Galaxy Ali mi almalıyım? Hangi telefon bana ne özellik sunuyor? Merak ettiler. Ben de sizler için teker teker cevaplayacağım. Gerek kendi fikirlerimi belirteceğim, gerek bu kararı siz varacaksınız, gerek anket açacağım, gerek yorumlarda karar vereceğiz ve bir sonucu elde etmiş olacağız. Ben hemen tasarım tarafıyla konuya girmek istiyorum çok uzatmadan. Arka tarafa baktığımız zaman Galaxy Ali'nin plastik bir arka yüzü olduğunu görebiliyoruz. Bu plastik arka yüzün farklı farklı renkleri var. Oldukça hoş bir telefon ve 3 farklı kamera görüyoruz. Redmi Note 8 Pro'nun arka tarafına baktığımızda da 4 kamera, 1 parmak izi okuyucuyu görüyoruz ki burada bir fark ortaya çıkıyor. Redmi Note 8 Pro'nun önü de arkası da Gorilla Glass 5 ile korunurken Ali'nin ön tarafı Gorilla Glass 3, arka tarafı da herhangi bir şeyle korunmuyor. Çünkü plastik dediğim gibi şöyle tıklattığım zaman da sesi duyabilirsiniz. Telefonu genel olarak elinize aldığınız zaman şöyle bir ağırlık farkını hissedebiliyorsunuz. Çünkü Galaxy Ali 166 gram ağırlıkta karşımıza çıkarken Redmi Note 8 Pro tam 200 gram ağırlığında ve iki telefonu da elime aldığım zaman Galaxy Ali'nin elimde duruşunu daha çok beğendim. Kullanırken daha çok zevk aldım. Hemen sağ ve sol taraflara bakalım. Telefonların sağını çevirdiğim zaman aslında benzer tuş tasarımını görüyoruz. Açma, kapatma ve ses azaltma, çoğaltma. Yukarı tarafa baktığımız zaman da mikrofonu görüyoruz. Hemen sol tarafa çevirdiğim zaman da sim kartı ve hafıza kartı girişlerini görüyoruz. Her iki telefonda alt tarafta tip C girişine sahip ve 3.5 mm jack girişini görüyoruz. 3.5 mm jack girişi önemli çünkü 2000 lira gibi bir bütçeye ayırdıktan sonra gidip biraz da kablosuz kulaklığa para vermek zorunda kalmıyorsunuz. Eğer 3.5 mm jack girişi olmasaydı kendi kulaklığınızı kullanamama gibi bir durumla karşılaşabilirdiniz. Burada benim iki tarafta beynimi çekti. Ekran tarafında damla çentik tasarımıyla karşılaşıyoruz. Damla çentiğe baktığımız zaman siz kendi kararınızı da verebilirsiniz. Bu biraz öznel bir düşünce oluyor ama Galaxy Ali'nin ben tasarımını daha çok beğendim. Ön taraf demişken gelin biraz ekrandan bahsedelim ki ekranda bir taraf benim için öne geçiyor. Ali'nin ekranına baktığımız zaman 6.4 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekran görüyoruz. Bu ekran 1080x2340 çözünürlüğünü bize sunuyor. Redmi Note 8 Pro'ya baktığımız zaman bir tık büyük bir ekran görüyoruz. 6.53 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran. Gene Ali'de olduğu gibi 1080x2340 çözünürlükle karşımıza çıkıyor. Şunu söyleyeyim, IPS LCD ekran mı diye sorsanız, AMOLED ekran mı diye sorsanız AMOLED ekranı daha çok tercih ederim. Çünkü AMOLED ekranlar siyah pikselleri kapatabiliyor. Örneğin ekranın yarısı beyaz ve yarısı siyah bir şekilde bir fotoğrafa bakıyorsunuz. Baktığınız zaman AMOLED ekran o alt taraftaki siyahlıkları kapatabiliyor. Orada ekran hiçbir şekilde güç harcamıyor. Ama Redmi Note 8 Pro'nun ekranı LCD olduğu için ekranın tamamı yanmaya devam ediyor ve alt taraftaki siyahlık aslında gerçek siyah olmuyor. Pervoyla yıkanmamış gibi, makinede defalarca yıkanmış bir siyah tişört gibi karşınıza çıkıyor. Bundan dolayı AMOLED ekranı ben daha çok beğeniyorum. Ama şunu söylemem gerekiyor. Büyük bir telefon istiyorsanız hani Redmi Note 8 Pro'yu alayım mı diye sorarsanız da arada gerçekten çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ekran tarafında oyum kesinlikle aileye gitti. Bu arada ekran tarafı demişken Galaxy Ali'nin ekran altı parmak izi okuyucusu var. Bu parmak izi okuyucusu Galaxy Ali'nin piyasaya çıkmasından beri devamlı olarak güncellendi. Devamlı olarak hızlandı. Ama ben hala yeterli bir parmak izi okuyucusu olduğunu düşünmüyorum. Hani keşke arkada olsaydı, ekranın içinde olmasaydı ama daha hızlı olsaydı diye düşündüğüm durumlar oldu. Redmi Note 8 Pro'nun parmak izi okuyucusu kameranın altında. Hatta tasarım olarak da aslında bir kamera olarak gözüküyor. Bu bilerek yapılmış güzel bir
bir detay bence. Dokunduğunuz zaman hemen anlık bir şekilde telefonu açabiliyorsunuz. Ve arkada olması da bence bir sıkıntı değil. Eğer telefonun bu detaylarını merak ediyorsanız, hani ekran tarafındaki farklılıkları, parmak izinin okuyucusunu merak ediyorsanız hem detaylara bakabilirsiniz hem de bir MediaMarkt mağazasına gidip kendiniz karar verebilirsiniz. Kamera tarafına geldik. Kamera tarafına biraz siz karar vereceksiniz. Çünkü yukarıda arkadaşlarıma fotoğrafları devamlı yan yana koyarak gösterdim. Dedim ki hangisini daha çok beğeniyorsunuz? Gerçekten A50'yi beğenen de oldu. Redmi Note 8 Pro'yu beğenen de oldu. Bundan dolayı kararı tamamen size bırakacağım ki zaten fotoğrafları yan yana göreceksiniz. Aynı fotoğrafları görüp karar verme imkanına kavuşacaksınız. A50 tarafına baktığımız zaman arkada 3 farklı kamera bizi bekliyor. Ana kamera 25 megapiksel çözünürlüğünde f1.7 diyaframla karşımıza çıkarken Redmi Note 8 Pro'nun kamerası 64 megapiksel f1.9 diyaframla karşımıza çıkıyor. Evet, arada ciddi bir fark var. Şunu da söyleyeyim, Redmi Note 8 Pro 64 megapiksel fotoğraf çektiği zaman gerçekten bir fotoğrafın dosya boyutu devasa olabiliyor. Bunun karşısına çıkmak için de Redmi Note 8 ile daha düşük çözünürlükte fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Peki diğer kameralar ne işe yarıyor? Hemen devam edelim. A50 tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyaframlık bir geniş açı kamera var. Bu Redmi Note 8 Pro tarafında da aslında benzer 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyaframlı bir geniş açı kamerayı görebiliyoruz. Şimdi Redmi Note 8 Pro biraz daha ayrılmaya başlıyor. 5 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığında bir derinlik kamerası A50 tarafından bulunduruluyor. Ama Redmi Note 8 Pro burada biraz daha geride kalıyor ve 2 megapiksel çözünürlüğünde bir derinlik kamerasına sahip olarak karşımıza çıkıyor. Ki aslında bu aradaki ciddi bir fark mı sorusuna portre fotoğraflarına bakarak karar verebilirsiniz. Ama şu detayı unutmayın. Redmi Note 8'in 4. kamerası var ve bu 4. kamera makro fotoğraflar çekebiliyor. 2 megapiksel çözünürlüğünde makro fotoğrafları da şu an görebiliyorsunuz. Hemen video tarafına geleceğim. Tabii ki kamera tarafındaki fark Redmi Note 8 Pro için biraz daha fazla. Video tarafına baktığımız zaman 4K 30 FPS video çekebiliyorken bu Galaxy A50 Full HD 30 FPS'e kadar düşüyor. Yani artık 4K'nın çok büyük bir lüks olduğunu düşünmüyorum. Bundan dolayı eğer 4K video çekmek istiyorsanız Redmi Note 8 Pro'yu tercih etmeniz gerekiyor. Ön kamera tarafına baktığım zaman Galaxy A50'de 25 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. Redmi Note 8 Pro tarafına baktığımda da 20 megapiksellik bir kamera görüyorum. Ön kamerayla çektiğim fotoğraflara bakabilirsiniz. Ben bu 5 megapikselin çok ciddi bir fark oluşturduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki burada yazılım devreye giriyor. Her iki telefonda kendilerince bir yapay zekaya sahip ve yazılımla müdahale edebiliyorlar. Bundan dolayı hani teknik tarafın başarılı olduğu kadar yazılım tarafının da başarılı olması gerekiyor. Yazılım tarafı demişken şurada bir noksanlıktan bahsedeceğim. Redmi Note 8 ile ve Galaxy A50 ile aynı anda gece fotoğrafları çektiğim zaman Galaxy A50'nin bana biraz daha geç tepki verdiğini fark ettim. Yani tuşa bastım, bekledim ve bu süre içerisinde fotoğrafı çekmeye yeni başladı. A50 yavaş yavaş performans kaybına başlamış gibi gözüküyor. Redmi Note 8 Pro arayüz tarafında ondan daha hızlı kalıyor ki zaten şimdi işlemci tarafına geçeceğim ve aradaki farkı çok net bir şekilde görebileceksiniz. Şimdi işlemci tarafına gelelim dedik. İşlemci tarafında bu cihazlara kim güç veriyor biraz ondan bahsedelim. Hemen A50 ile başlamak istiyorum. A50 tarafında Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 9610'u görüyorum. Burada 8 çekirdekli bir işlemci karşımızda. 4 çekirdek 2.3 GHz hızında çalışırken geriye kalan 4 çekirdek de 1.7 GHz hızında çalışıyor. RAM tarafına baktığımız zaman iki farklı modelin olduğunu görebiliyoruz. 64 GB ve 128 GB'lık modellerde 4 veya 6 GB RAM karşımıza çıkabiliyor. Satın alırken dikkat edin. Genel olarak Türkiye'de 128 GB'lık modelde 6 GB RAM olduğunu söyleyebilirim. Peki Redmi Note 8 Pro'da durum nasıl? Gelin ona da bakalım hemen. Redmi Note 8 Pro'da MediaTek Helio G90T işlemcisini görebiliyorum. Burada da karşımıza 8 çekirdekli bir işlemci çıkıyor. 2 çekirdek 2.05 GHz hızında çalışırken geriye kalan 6 çekirdek 2.0 GHz hızında çalışıyor. Aslında arada çok da bir fark olmadığını söyleyebilirim. RAM tarafına bakalım. RAM tarafında da karşımıza iki farklı model çıkıyor. 64 ve 128 GB'lık modellerde 6 GB RAM'i görebiliyoruz. Veya 128 veya 256 GB'lık modellerde 8 GB'lık RAM'lerle de karşılaşabiliyoruz. Burada da dediğim gibi Türkiye'de satılan modellerde genel olarak Redmi Note 8 Pro'da da A50'de de 6 GB RAM olduğunu görüyoruz. Peki grafik birimlerine de bakalım. A50'de grafik birimi olarak Mali G72'yi görürken
Redmi Note 8 Pro'da Mali G76'yı görüyoruz. Peki aradaki fark ne? Yani Samsung'un kendi ürettiği işlemciyle Redmi Note 8 Pro arasındaki farkı size biraz somut olarak özetlemem gerekirse hemen testlere bakalım. Geekbench 4 testinde aile tekli çekirdek skorunda 1678 alırken Redmi Note 8 Pro 2485 puan alabiliyor. Çoklu çekirdek testine baktığımızda da aile 5472 puan alırken Redmi Note 8 Pro 7643 puan almayı başarıyor. Geekbench 5 testine bakalım. Aile tekli çekirdek skorunda 345 almayı başarırken Redmi Note 8 Pro 497 alıyor. Çoklu çekirdek tarafında aile 1303 alırken Redmi Note 8 Pro 1631 puan alıyor ki arada fark var. AnTuTu tarafına baktığımızda da ailenin 174.426 puan aldığını görüyorum. Redmi Note 8 Pro'ya baktığım zaman 288.633 puan almayı başarmış. Arada fark var. Redmi Note 8 Pro performans testlerinde önde. Hatta şunu söyleyeyim. Ben Galaxy Aile ile iki defa test yaptım ve Aile'nin ikinci testini yapmamız sebebi telefona güncelleme gelmesiydi ve puan 144.000'den daha demin bahsettiğim seviyelere kadar çıktı. Yani Aile güncelleme sayesinde daha da performanslı bir hale geldi. Yani 2 ay önce, 1 ay önce daha kötü bir durumdaymış. Bu tarafta Redmi Note 8 Pro daha öne çıktı. Peki bu benim için ne manaya geliyor diye sorabilirsiniz. Hemen söyleyeyim. PUBG oynarken, arayüz akışkanlığında, telefonda işlem yaparken Redmi Note 8 Pro'nun daha hızlı bir telefon olduğunu söyleyebilirim ki aslında en başta da söylemiştim. Arayüzde Redmi Note 8 Pro daha akıcı. Telefonların son olarak batarya kısmına bakalım. Redmi Note 8 Pro'nun 4500 mAh boyutunda bir bataryası var. Galaxy Aile tarafına baktığımız zaman da 4000 mAh'lik bir bataryayı görüyoruz. Peki bu arada farkı oluşturuyor mu? Onun da cevabını şu anda ekranda gördüğünüz batarya testinden görebilirsiniz. Ben arada gerçek bir fark olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Redmi Note 8 Pro işlemcisinden dolayı zaman zaman ısınan ve daha fazla güç tüketmeye meyilli bir telefon. Bundan dolayı hani o 500 mm'lik farkın çıkabileceğini düşünüyorum. Ve gelelim bağlantı tarafına. Aslında bağlantı tarafında da benzer özellikleri görüyoruz. Her iki telefonda da Wi-Fi 6 yok. Her iki telefonda da ama Bluetooth 5 teknolojisi ve Wi-Fi 11 AC desteğini görüyoruz. Şimdi soru şu. Furkan, sen hangisini alırdın? Hangisi senin için neler sunuyor? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tasarım tarafında Aile'yi daha çok beğeniyorum. Daha güzel bir telefonmuş gibi geliyor. Ama ben performans isteyen bir insanım ve ben oyun oynayan bir insanım. Bundan dolayı Redmi Note 8 Pro benim için daha önde. Peki şu da var. Ben kamerayı seviyorum. Ne yapacağım? Bunun kararını kendiniz vermeniz gerekiyor. Çünkü bazıları Aile'yi sever, bazıları Redmi Note 8 Pro'yu sever. Kendi kararınızı kendiniz verebilirsiniz ama kamera tarafında gerçekten takıntılıysanız performans tarafında önde olan telefonu seçmek benim için daha mantıklı geliyor ki arada zaman zaman 300 lira gibi, 400 lira gibi, 150 lira gibi farklar olabiliyor. Bu da bütçesini zorlayan insanlar için bir soru işareti. Eğer bütçeniz zorlanıyorsa ve performans istiyorsanız ben Redmi Note 8'den yanayım. Sizin de kararınızı merak ediyorum. Bir anket çıkacak. Anketten hangi telefonu satın alırdınız veya hangi telefonu daha çok beğendiniz bize cevap verebilir ve başka insanların da fikirlerini görebilirsiniz. Umarım karşılaştırmayı beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.